Umay'cığım, evimizde de bir çığır açacaksın. Salonumu hemen değiştiriyorum. Evet, şu leopar deseni. Tam da yatak odasındaki Josefin'in üstüne. Çok güzelmiş. Rezzan Hanım, siz nasıl buldunuz? Benim için pek genç iş renkler. Ama gençler bu döşemelikleri giymek isteyebilirler. Desenleri çok gözüme almazsa dokumaları fena değil. Söz veriyorum sizin evdeki gençlere en genç işi olanından hediye edeceğim. Hatta bir iki koltuğunuzu da kaplayabilirim. Siz de oturup bol bol dokunursunuz. Rezzan Saner, siz gerçek bir ilham perisisiniz. Az önce bana öyle güzel bir fikir verdiniz ki, yani ekibimle birlikte uzun zamandır lansmanın nasıl olacağıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuyorduk ve My Karay markasının K mimarlığı gölgesi altında bırakmadan. Ah şu mütevazılığım değil mi? Rezzan Hanımcığım, çok özür dilerim. İzninizi isteyeyim ben. Lebricim, nereye hayatım? Daha bitirmemiştik. Ben geri kalanını abimle evde dinlemeyi tercih ederim. Eminim abim bu sürprizine çok şaşıracak ve K mimarlığı gölgede bırakmama çabanı takdir edecektir. İyi günler kızlar. Evde görüşürüz. Lansman dernek yararına olacak. Sokak çocukları yararına ya da evsizler yararına olabilir. Konsepte uygun. Umay Hanımcığım, size hala nasıl ilham vermiş olduğumu anlayamadım. Gençler bu döşemeleri giymek isteyebilir. Dernek tekstil defilesi düzenleyecek. Koltukları değil, gençleri giydireceğiz. Üyelerimizin ikinci jenerasyonlarını, kızlarımızı. Benim kazara artık burada olan yeğenim. Benim nereden geldiğini ve nereye geldiğini asla unutmayan yeğenim. Haftaya Umay Karay podyumunda fırtına gibi esecek. Alo. Alo, ne haber canım? Okuldasın herhalde. Evet, okuldayım. Ne oldu? Hiç öyle ya. Bunaldım, dışarı çıkmak istiyorum. Kaçta bitiyor senin dersin? Gelirsin değil mi? Yok, sen takıl ya. Benim akşama kadar dersim olur muhtemelen. Yani yetişemem sana. Tamam? Peki, tamam. İyi dersler canım. Sen niye yalan söyledin ki? Ne deseydim? Çocuk gibi okula ektim, Volkan'a ev hediyesi mi almaya gittim deseydim. Merhaba, iyi günler. Volkan Demir evde mi acaba? Çok tatsız, çok yanlış bir başlangıç oldu Kevser Hanım. Umarım tekrar etmez. Tövbe doktor bey. Annemi bu konuda bilgilendirmeyeceğim çünkü o benim kadar anlayışlı davranmayacaktır. Sizin de beni pişman etmeyeceğinizi düşünüyorum. Allah razı olsun doktor bey. İşinize dönebilirsiniz. Hocam rahatsız ediyorum ama dün ameliyatına girdiğiniz aritmi hastamızda enfeksiyon var. Bir saat sonra Yalçın Hoca gelecek. Sizin de bir görmenizi rica eder. Peki, birazdan oradayım. Kargo teslim numarasını yazdınız değil mi? Tamam oldu. Tamam dinle. Defol git buradan. Atla atla hadi. Çabuk git. Çabuk çabuk gel. Yok gel ne oldu çek arabayı. Çek şu arabayı çek. Sen mi binersin, ben mi? Ne olursun yalvarırım, atla görecek yoksa değil. Ailecek gideceğiz, hadi. Çabuk. Kemerini bağla karıcığım, yolumuz uzun. Yalçın Hoca'ya söyleyin, biraz geç geleceğim. Umay Karay tekstil mi? Kafa mı buluyor bu bizimle ya? Ben hayatımda böyle sinsilik görmedim ya. Şirket içinde şirket kurmuş, haberimiz yok. Hay ne yapıyoruz biz yani Volkan ha? Ayakta mı uyuyoruz? Volkan akşam mutlaka eve gel. Abimle konuşacağız. Yani o kadar uzun boylu değil, tamam mı? Kimse şirketin içinde at koşturamaz. Tamam. Tamam. Sen sakin ol Lebriz. Akşam görüşeceğiz. Tatam. Niye geldin demeden ben söyleyeyim. İdil ne yaptığımızı biliyor. Hayat. İdil ne yaptığınızı biliyor Hayat. Cevap vermeyi düşünüyor musun? Merak ettim. Ben seni okulda sanıyordum ama... Şimdi burada böyle görünce... Ben de seni öylesine dolaşmaya çıktın sanıyordum. Dolaşa dolaşa buraya gelmişsin herhalde. Neyse. Konumuza dönelim. Ne bu İdil meselesi? Ben de merak ettim. Hayat, İdil diyordun. Ne yaptığınızı biliyormuş İdil. Ne yapmışız ki ya? Bir tek ben bilmiyorum herhalde ne yaptığımızı. Ben... Hayatçım. Ya söyle, gitsin bence. Sakın söyleme hayatım. Hayal bunu kaldıramaz. Ne? Ne oluyor ya? Üçümüzü de bitirirsin. Birbirimizin yüzüne bakamaz hale geliriz. Ne oluyor burada? Artık biriniz söyler misiniz lütfen? Doğum günün. Hayat sana sürpriz doğum günü partisi hazırlayacaktı ama... ...herhalde dayanamayıp İdil'e yumurtlamış. Ay şaka yapıyorsun. Ya deli misiniz siz? Daha 3 hafta var, manyaklar. Gel buraya. Kenara diyorum. Bak ölsem de ineceğim bu arabadan, anladın mı? Sabırlı ol, sabırlı ol. Daha yolumuz var, sabırlı ol. Ya dur şu arabayı, fena olacak. Ne olacak? Ne olacak? Polis mi çağıracaksın? Öldürürüm seni Cemal. Ölümüm senin elinde olsun karıcığım. Ölümüm senin elinde ne olsun? Can! Can! Sen benim kızımsın. Özledim seni. Bak şimdi evimize gideceğiz, hasret gideceğiz. Bırak! Çek elini! Çek! Bırak! Daha konuşacaklarımız var. Uzun uzun konuşacağız şu komşu meselesini. Gördün mü? Gördün mü kimler var orada? Hadi bakalım şimdi. Duyuyor musun, duymuyor musun? Bana bak, saçma sapan bir şey yapayım deme. Beni değil, kızını yakarsın. İyi günler. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Bana sıcak bastı da bilmek istiyorum. Memur bey şimdi ehliyet ve ruhsata bakıp bizi serbest bırakacak. Biraz bekleteceğiz yalnız. Tamam, ben aşağıda beklerim. Ürün alalım. Doktor bey. Doktor bey. Son başka yemeyeceğim. Ağır geldi. Bu saatte ağır geldi bana. Tuvalet neredeydi? Arka tarafta bak. Hı. Tamam. Yedirmeyin bir daha bana. Doğum günü iyi denk geldi. İyi numaraydı yani. Parti organizasyonu ellerinden öper. Artık hep böyle kötü mü davranacaksın bana? Kötü? Benim normalim bu. Diğeri anormaldi. Ben İdil konusunda ciddiyim. Bizi gördüğüne eminim. Haberin var. Haberin var ve? Ve ne? Ne konuştunuz? Ya ne konuştunuz? Söylemeyecek değil mi? Lütfen söyler misin Volkan? Ne konuştunuz diyorum ya? Sordu. Ben de cevap verdim. Ama kapandı gitti yani. Rahat ol. Ya nasıl kapanır ya? Ya o kız manyak. Ya sırf hırsını almak için anneannesinin yanına neler yaptı bana ya? O da senin ne yaptığını gösterdi ama. Ben yapmadım. Bak o kız gerçekten ruh hastası, tamam mı? Ve ben bu konunun kapandığını hiç sanmıyorum. Bak o kız... Bana gördüğü şeyin bir anlamı olup olmadığını sordu. Ben de ona gerçeği söyledim. Hiçbir anlamı olmadığını. Öylesine öptüğüm yüzlerce kızdan biri olduğunu. İdil akıllı kız. Elini tuttuğum kız. Yani öyle anlamsız bir şey... küçücük bir temas için gerçek bir ilişkiyi çöpe atacak değilim. Tamam mı? Rahat ol. Sensörlü ışıktan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Kahve isteyen? Olur. Hiçbir şey anlamıyorum. Senin bu adamın yanında ne işin var? Yani asıl ben anlamıyorum ya. Sizin burada ne işiniz var? Beni takip mi ediyorsunuz? Anlamıyorum. Ümran, basit bir soru sordum. O adamla ne alakan var? Eşref Kaya. Evet, bir sorun mu var? Neyi saklamaya çalıştığının farkındayım. Ne? Anlamadım, bir dakika. Ne saklıyorum ben? O adamın kim olduğunu biliyorum ben. Biliyor musunuz? Evet. Buyurun. İyi günler dilerim. Doktor bey sıkıştırdı mı seni? Ser verip sır vermez ablalık işte. Merak etme, doktor bey her şeyi biliyor. Birlikte nereye gidiyordunuz Eşref Bey? Rahat rahat konuşabileceğimiz bir yere. Ümran Hanım'ın kız kardeşiyle yaşadığımız yasak aşkı konuşabileceğimiz bir yere. İş kadını oluyorum dediğin günden beri senden daha çok heyecanlıyız Umar'cığım. Sayende sıkı bir tur yaptım. Onayladığın tasarımcılar dışında sana birkaç küçük sürprizim daha olacak. Güzel. Seni iş kadını kimliğine değil, yeni kimliğine, Umay Karay markasına oturtuyoruz. Bu yüzden maskülen çizgileri bol ve feminen sıra dışı aksesuarlarla destekliyoruz. İş kadını kimliğiyle trend yaratacağım bir gardırobun olacak hayatım. Trend yaratmak benim işim tatlım. Ama bu defa fazlasını istiyorum. Umay Karay tarih yazacak. İşte bizim durumumuz böyle doktor bey. Ümran Hanım benim biraz kulağımı çekmek istemiş. Biz de kulağımızı teslim ettik. Biz her şeyimizi açığa serdik. Peki ya siz? Sizin ne işiniz var burada Hızır gibi yetiştiniz? Ne tesadüf? Tesadüf değil. Sizi takip ettim. Öyle mi? Yıldırım Bey. Arabanızla bugün az daha üzerimizden geçiyordunuz. Araba dikkatimi çekmişti. Ümran'ın da aynı arabaya paldır küldür bindiğini görünce içimden bir his sizi takip etmem gerektiğini söyledi. Hisleriniz bayağı kuvvetli. Neyse bizim konuşmaya devam etmemiz lazım. Onun için Ümran'la biz kaldığımız yerden konuşalım, sizi yolcu edelim. Yok. Biz sizi yolcu edeceğiz Eşref Bey. Siz arabada zaten yeterince konuştunuz. Ne konuştuğunuzu da tahmin edebiliyorum ayrıca. Dikkatli gidin, oldu mu? Hadi. Başka bir gün görüşeceğiz Ümran Hanım. Seni de yazdım doktor. Bir kenara yazdım. Her birinin üzerinde görüp köşemde 5 yıldız vermek için sabırsızlanıyorum hayatım. Ah seni şu 5 yıldızların. Beni şımartıyorsun bebeğim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet, şimdi seni dinliyorum Ümran. Akşam Volkan da gelecek. Ben haberin olmadığına emin olduğum için önceden seni uyarayım istedim abi. Şok geçir istemedim. Alo, orada mısın? Evet, bir misafirim geldi. Kapatmadan, şirketin içinde kaçak şirket kuran sevgili karınla ilgili bir yorumun var mı? Ha? Olacak. Akşam konuşacağız. Akşam konuşacağız, tamam abi, akşam konuşacağız. Reşat Bey, misafiriniz... Yarın gelsin. Utanmaz. Utanmaz kadın. Sen yenisin galiba fıstık. Of, of, of. Cenneti şişeye mi koymuşlar be? Ay, çarpılacağım şimdi senin yüzünden ha. Dernek günü. Dönmez daha. Cadın içi. Dönmez. Neredeyse şehir dışına çıkacakmışsınız. Tabii sen ablalık yaptığın için. Ya ben aynı soruları farklı cümlelerle daha ne kadar duyacağım acaba? Gerçekten cevap aldığıma ikna olursam sormayacağım. İkna olmak mı? Ben niye size ikna etmek zorundayım ki anlamadım. Bu adam kim? Umay'ın başına bela olmuş. Bir takım çirkin görüntülerle tehdit eden ahlaksızın teki. Hayır, senin öyle bir adamla ne işin olabilir ki zaten? Yani, kulak çekmekmiş. Neyin pazarlığını yapıyorsun adamla? Hem öyle bir adama güvenip arabasına nasıl binersin? Size de pek güvendiğim söylenemez. Ama arabanıza bindim. Şaşırdınız mı? Güvenilmez olduğunuzu düşünmeme çok mu şaşırdınız? Ay. Yok, sushi bana yaramıyor. Al işte. Sana da mı dokundu? Ne? Yani gerçi çiğ balık falan dedin. Böyle çok bir şey yemedin ama... sanki miden bozulmuş da yüzüne vurmuş gibi bir halin var. Evet. Vurdu yüzüme. Neyse kızlar, siz yabancı değilsiniz. Benim şimdi çıkmam lazım. Çantaya gideceğim. Ama siz takılın yani, rahatınıza bakın. Aa, bak bak, bizi bırakıp gidiyor ya. Hadi Hayat, biz de kalkalım o zaman. Sürpriziniz bozulmadı say, tamam mı? Ben hiçbir şey bilmiyorum ve çok şaşıracağım. Saydım gitti. İyi. Parti devam. Top sende. Ne kokuymuş be, ne kokuymuş. Ay Allah'ım, çıkmıyor. Of. Yani odadan da çıkmıyor. Hoş geldiniz. Kızlar yukarıda mı? Yok, ikisi de gelmedi Umay'ın. Yardımına ihtiyacımız var. Buyurun, buyurun. Kızlar gelir gelmez hemen yanıma gönder. Tamam. Aman yerler çizilmesin lütfen. Cansel! Yardıma gelir misin? Cansel? Umay'ın? Yaklaş. Ha? Yaklaş, yaklaş. Öyle yandan yürüyerek yakalanmayacağımı mı zannettin sen? Çapsız. O parfümün silajını hesaplamaya senin matematiğin yetmez. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tabii özür dileyince hırsızlık telafi oluyor değil mi? Hayır. Hayır, hırsızlık yok. Hırsızlık yok. Nasıl yok? Bir iki fıs. İzinsiz sıkılmış bir iki fıs hırsızlık sayılmıyor çünkü değil mi? Ben gerçekten çok pişmanım Umay Hanım. Çok özür dilerim. Neye pişmansın Cansel? Hı? Yaptığına değil, yakalandığına pişmansın. Minik, küçük, hırsız yakalandığına pişman. Acaba yakalanmasaydın sırada neler vardı ha? Ben çalmadım o parfümü. Gidin bakın istiyorsanız. Orada duruyor tuvalet masasının üstünde. Ben o parfümü çalmadım. Umay, ne oluyor burada? Bu küçük fare... Hey. Çalışanlarımız hakkında düzgün konuşun. Reşat Bey, ben çok pişmanım gerçekten, lütfen. Sen ağzını bile açma. Defol git evimden. Umay, burada ben varım. Bu personelle benim aramda Reşat. Personelin maaşını ben ödüyorum Umay. Sen Selçuk, hiçbir yere gitmiyorsun. Hadi. İşinin başına geç. Teşekkür ederim. Sen ne yaptığını zannediyorsun Reşat? Tebrik ederim. Umay. İş hayatına atılmışsın. Başarılar diliyorum. Ama bildiğim kadarıyla henüz para kazanmıyorsun. Ve çalışanlarımın maaşını ben ödüyorum. Hatta senin maaşını da ben ödüyorum. Bu yüzden mi Reşat? Bu yüzden mi? O küçük hırsıza sahip çıkman bu yüzden mi? İş kadını olmamın acısını böyle mi çıkartacaksın? Ben ineyim burada. Geldik işte. İki evin arası 5 dakika bile değil. İyiyim. Yürüyeceğim. Hiç önemli değil Ebru'cum. Senden sonra ben biraz daha kaldım. İlginç bir toplantıydı. Gerçekten çok üzgünüm Rezzan Hanım. Yani ben öyle o toplantıdan kalkıp gitmek istemedim ki. Ya öyle bir tatsız bir sürprize maruz kaldım ki ben. Farkındayım. Umay Hanım sürprizlerle dolu. Durun. Yok, sana söylemedim canım. Benim kapatmam lazım. Biz en kısa zamanda görüşelim, olur mu Rezzan Hanım? Tabii, en kısa zamanda. Beraber mi yürüyeceğiz? Dinlememeye devam edeceksen yürümek zorundayım, evet. Siz söyleyeceğini söylediniz, ben de dinleyeceğimi dinledim. Teşekkür ederim. Ümran. Eşref Kaya konusunda başından beri hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Sadece Umay'ın özel hayatı için değil, içimde bir his. Daha farklı bir şey olduğunu söylüyor. Sizin hisleriniz beni ilgilendirmiyor. Peki. O adama dikkat et lütfen. İyi ki söylediniz. Devam edelim mi Rezzan Hanım? Rezzan Hanım? Evet. Devam. Özenmiş. yapmış işte. Terbiyesizlik sonuçta ama yani iki fıs parfüm içinde. Ya boş ver anne ya. Hem ya kadın senelerdir bizimle çalışıyor. Yani sen onu benzetmişsindir zaten. Tabii babam da biraz seni benzetmiş oldu. Ama yani sürpriz olarak da babama kariyer hediye etmek, ne bileyim biraz. Ben babandan daha adil olmasını beklerdim. Yani teyzeme bozulması başka, Cansel'in terbiyesizliğine göz yumması başka. Yani ben eniştemden daha adil davranmasını beklerdim açıkçası. Teyzem arıyor. Efendim Ümran. Şu Demilant'a gelir misin? Sen buraya gel, kızlarla odadayız. Ha. Ben geleyim de rahmetli kocamla yasak aşk yaşadığını anlatayım onlara. Ne oldu, ne diyor? Küçük bir sorun varmış. Siz devam edin, geliyorum ben. Bakayım. İki kız parfüm be. İki kız parfüm. Çaldık sanki. Kıymetli malı varmış arkadaş. Yedik mi be? Ne kullandıysam aldım koydum yerine. Hırsız mıyım ben? Arsızsın sen, arsız. Kadın yerden göğe kadar haklı. Hiç ağzını açma. Sen yat kalk, Reşat Bey'e dua et. Adam senin cahilliğine verdi belli. İnsan adam işte, insan. Oh ama var ya nasıl? Cadı bana, adam ona. Cadı bana, adam ona. Bir verdi ayarı, içimin yağları eridi. Para bende, düdük bende dedi. Hadi dedi oradan, hadi. Oh, oh ama var ya içimin yağlarına, oh. Hala terbiyesizlik yapıyorsun, hala. Sus ve kabahatinle otur, tövbe et bari. O cadı var ya, o şımarık cadı. Beni bugün bu evden gönderemedi ya. Bugünü unutmayacak. Laf. Sen kim, Umay kim be? Ha? Deli çıfıt. Salak mısın? O deli şimdi Yıldırım'a kafayı taktı. O iğrenç yalanı söylemeye mecbur kaldığım için dünyadan tiksiniyorum. Hiç merak etme. Ben onu merak etmiyorum. Senin bundan sonra söyleyeceğin yalanları da merak etmiyorum. Bak ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu yalanlar ne zaman senin ayağına dolanacak? Ben onu merak ediyorum çünkü onlar o zaman benim de ayağıma dolanacak. O zaman ortalığı ayağa kaldırıp başımızı belaya sokma. Otur oturduğun yerde. Hatta ortalığı ben mi ayağa kaldırıyorum? Yok ben. Ya Yıldırım'la Cemal'in tanıştığını niye bana söylemiyorsun? Söylemek zorunda mıyım? Bence değilim. Siz ikiniz her fırsatta bir araya gelip o delinin dikkatini çektiyseniz suçlusu ben değilim. Eğer Yıldırım'ı kocanın hedefi haline getirmek istemiyorsan ondan uzak duracaksın. Yıldırım'dan uzak duracaksın. Kıskanıyorsun. Utanmadan, sıkılmadan, sesin bile titremeden kıskanıyorsun. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk. Yıldırım, odana mı kaçıyorsun hemen? Bana eşlik etmez misin? Kahve içelim. Yorgun bir gündü galiba. Az önce seni gördüm. Eve geliyorsun sandım ama geldiğimde yoktun. Hastaneye gittim anne. Yanında şey vardı, neydi adı? Umay Hanım'ın kardeşi, pazarcı olan. Ümran adı anne. Ha. Ümran. Her neyse, bilirsin isim hafızam. Önem vermediğim insanların isimlerini aklımda tutamıyorum. Hasbelkader, dün tanıştığımız bir hanımla... Sokakta muhabbet edecek kadar ne zaman samimi olduğunuzu merak ettim. Ben de bir şey merak ediyorum anne. Bu tarz anne-oğul konuşmalarını 40 yıl önce bırakmamış mıydık biz? Ben anlayamadım. Neden sanki özel bir şey varmış gibi böyle bir tepki? 40 yıl anne. Özelimi konuşmayı bırakalı tam 40 yıl oldu. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş buldum. Doğru mu anladım? Dayım özelim derken pazarcı kadını mı kastetti? Umay bu defa çok ileri gitti abi. Kırmızı çizgi geçti. Evet yani bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Bu nasıl bir küstahlık? Ha? Gerçek bir narsist. Megaloman. Bu yaptığı bizi yok saydı. Aptal yerine koyma. Aynen. Hayır yani tekstil çok yabancı olduğumuz bir konu. Ya Umay hangi eğitimle, hangi birikimle ve yeterlilikle bizi bu alana çekiyor ki? Evet. Ya resmen cahil cesareti. Toplantı mı var? Takdir edersin ki küçük sürprizini değerlendiriyoruz. O zaman buyurun buradan değerlendirin. Belki takdir ederim. Belki. Niye takıldılar bu kadar sence? Yani teyzemin iş kadını olmasına. Yani annemin de sürpriz yapacağım diye babamı yemesi pek hoş olmadı sanki. Ha? Tamam babam bozuldu. Yani halan da görümcelik yapıyor okey. Sakın onun yanında öyle şeyler söyleme. Nefret ediyor Alaturka laflardan. Allah Allah. Evet. Görümce işte alıfrangası nasıl oluyor? Neyse yani halını anladım. Hı. Volkan'a ne oluyor ki bu kadar? Volkan da şirketin bir parçası. Yani ne bileyim işte. Aile şirketi ya orası. Yani Volkan'ın teyzemin bu kadar tepkili olmasına anlam veremiyorum. Abartıyorlar bence ya. Ne güzel işte kadın iş buldu yani iş kadını olacak. Hmm. Abla sen ne iş yapıyorsun diye ne kadar öyle bir derdi yoktu ama. Saçmalama. Öyle. Ya anneme inat mı kariyer yapıyor teyzem? Yani annenin etkisini hafife alma bence. Ben annemi biraz tanıyorsam o hırs yaptı onu söylediklerini. Sen misin çakma marka diyen, sen misin koca parası yiyor diyen... ben de gerçek marka olurum dedi. Öyle. İyi. Kendine hayır olmayan annem teyzeme yaramış bari.